İyi günler, Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. 1794'te Bursa Ermeni Kilisesi'nin kundaklanması. Artak Beklaryan, stratejik direniş seviyemizi sürekli geliştirmek zorunda ve buna mecburuz. Hagop Hagopyan, müzakereler sonucunda Bertzor ve komşu köyler boşaltılamaz. Ahalkalak'ın Murcahet Köyü'nün ejderha taşının gizemi. Rus ordusu Bertzor'daki devrinin niteliğini değiştirdi. Batı Ermenistan'ı tanıyalım. Kihı ilçesi. Yaklaşık 30 yıllık kazıların ardından Van'da muhteşem Urartu oymaları keşfedildi. 16. yüzyılda Bursa'ya gelen Polonyalı Simeon, küçük bir ahşap kilisenin etrafındaki evlerinde 300 kadar Ermeninin yaşadığını anlatır. Ermeniler yalnızca Bursa'daki yegane kiliselerinde İncil okudukları bölümün aydınlığı artsın diye yeni pencereler eklemiş, çatıyı tamir edip bir de dış duvarlarını boyamışlardı. Bu tamirat belli ki birilerini anlamsızca rahatsız ediyordu. Bugün o kilisenin temelleri dahi günümüze ulaşamamış. Üstüne Bursa Şehir Kütüphanesi inşa edilmiştir. Bugüne ulaşabilen tek kilise, Armenosit sırasında Bursa'dan sürülen Ermenilerden boşalan, bir dönem tütün deposu ve sigara imalathanesi olarak kullanılan Katolik Kilisesidir. Makalenin tamamı web sitemizde mevcuttur. Artsakh Cumhuriyeti Devlet Bakanı Artak Beklaryan, Facebook sayfasında yaptığı paylaşımda Azerbaycan'ın son günlerdeki saldırganlığı sonucunda oluşan duruma değindi. Aşağıda Devlet Bakanı'nın yazısını sunuyoruz. Son Azerbaycan saldırganlığı sırasında askerlerimiz defalarca Azerbaycan saldırılarına ve provokasyonlarına direndi. Maalesef ağırlıklı olarak İHA saldırıları olmak üzere 2 şehidimiz ve 19 yaralımız oldu. Gürgen Gabrielyan ve Artur Haçadıryan'ın yakınlarına en derin taziyelerimi sunuyor, yaralılara acil şifalar diliyorum. Bu olaylar Artsakh halkının direniş ruhunun kırılmadığını, kendimizi savunmaya hazır olduğumuzu bir kez daha kanıtladı. Azerbaycan, Ermeni ulusunun en azından Artsakh'ta ve gelecekte de Ermenistan Cumhuriyeti'nde varlığını dışlayarak Ermeni nefreti ve savaş politikasını sürdürmektedir. Uluslararası askeri politik garantiler ve mekanizmalar, özellikle bu kırılgan dünya düzeni koşullarında Artsakh halkının istikrarlı güvenliğini tam olarak sağlamamakta ve biz stratejik direniş seviyemizi sürekli iyileştirmek zorunda ve yükümlüyüz. Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Vesten Armenia TV'de Artsakh'ın Artarutyun Partisi Eş Başkanı ve Batı Ermenistan Milletvekili Hagop Hagopyan, Artsakh'taki son olayları sundu. Azerbaycan'ın askeri politik liderliği tarafından düzenlenen provokasyonlar, kaydedilen olaylar ve bunun sonucunda Ermeni tarafında 2 şehit ve 15'ten fazla yaralı hakkında ayrıntılı bilgi verdi. Ahavno, Bertzor ve diğer köylerin karşı karşıya olduğu yerinden edilme sorununa değinerek müzakerelerin halen devam ettiğini ve bölge sakinlerinin evlerinde yaşamaya devam edebileceklerinin mümkün olduğunu kaydetti. Ahalkalak Belediyesi'ne bağlı Murcahet Köyü'nde köy sakinlerine göre büyük bir güce sahip olan büyük dikdörtgen bir taş var. Hastalar taşa dua ederlerse şifa bulurlar. Salka'da da böyle bir taş var. Kimse bunların neden ve ne zaman kurulduğunu bilmiyor. En ilginç olanı ise taşın yıllar içinde 20-25 derece dönmüş olmasıdır. Sakinlere göre geçmişte bilim insanları sıklıkla taşı incelemeye geldiler ve hatta onu almak istediler. Köy taşı hakkında çeşitli efsaneler vardır. Efsanelerden birine göre bu bir mezar taşıdır ve ejderha olarak adlandırılır. Çok güçlü insanlara ejderha denirdi ve ölümden sonra defnedildiğinde mezarlarına bunun gibi taşlar konulurdu. Başka bir efsane ejderhanın su anlamına geldiğini, su ejderhaları olduğunu ve bazıları krallıkların topraklarının bu taşlarla çevrili olduğunu söylüyor. Efsanelerden biri taşın yönü ve üzerindeki yazıtlar astronomi ile bağlantılıymış gibi taşın yıldızlarla bağlantılı olduğuna tanıklık eder. Murcahet'te hem Ermenilerin hem de Gürcülerin yaşadığını hatırlatalım.
Rus ordusu birkaç gündür Berzorla Çin'de devriye gezmenin düzenini değiştirdi. Daha önce belgeler ve pasaportlar 6-7 kontrol noktasında kontrol edildiyse şimdi bariyerler açıldı ve kontroller sadece Teh ve Stepanakert olmak üzere iki Ermeni kontrol noktasında yapılıyor. Bakü'nün yaptığı yeni yol neredeyse hazır, hatta asfaltlandı. İki arabanın, özellikle büyük arabaların dar bu otoyolda sığması zor olacak. Kışın ve çamurlu havalarda yol geçilmez olabilir. Peki Aliyev neden yolun yapımına para harcadı? Ermeni tarafı 9 Kasım tarihli açıklamaya göre bu yolun 2023 Kasım ayından itibaren faaliyete geçmesi gerektiğini söylüyor. Ancak Aliyev ve Şoygu arasındaki görüşmeden sonra Rusya Federasyonu barış güçlerini yeni yola yeniden yerleştirme niyetini açıkladı. Rus birlikleri bir haftadır teftiş yapmıyor ve Azerbaycanlıların bu yoldan geçmesine izin verilmemesi talebi kaldırıldı. Yeni Rus-Türk anlaşmasının arka planında tüm Ermenilerin katkılarıyla inşa edilen Berzor-Laçin yolu Rusya ve Türkiye için serbest bir koridor haline gelebilir. Bakü'de Artsakh'ın işgal altındaki bölgelerinde yollar inşa ediyor. Moskova ve Ankara, gri bölgeler ve ekonomik alışverişler yoluyla Rusya'ya yönelik yaptırımları devre dışı bırakmak amacıyla Soçi'de varılan anlaşmalara dayanarak Ermenistan Cumhuriyeti topraklarından koridorların açılmasını hızlandırıyor. 20. yüzyılın başlarında Osmanlı İmparatorluğu'nun idari bölgesel bölünmesine göre Kiğı kazası Karin Erzurum ilinin bir parçasıydı. Kiğı ilçesinin sınırları Hınus ilçesi, Dercan ilçesi, Yerzinka ilçesi, Dersim ilçesi, Harbert eyaleti, Balı, Diyarbakır eyaleti ve Çapakcur ilçesi, Bitlis eyaleti idi. Ermeni bibliografyasında Kiğı, Gurzan, Horza, Horzayni, Horzen ilçesi olarak da adlandırıldı. İlçenin yüz ölçümü 4500 km², denizden ortalama yüksekliği 1050 metre. Ermenilere uygulanan soykırım Armenosid arifesinde Gıhı'daki Ermenilerin sayısı 25.000 civarındaydı. Bu nüfusun yaklaşık 2500'ü ilçe merkezi olan Kiğı ilçesinde, geri kalanı ise ilçenin Ermeni nüfuslu 50 köyünde yaşıyordu. Kiğı Ermenilerinin ana uğraşı tarımdı. Özellikle 1908'de Jön Türk devriminden sonra ticaret ve zanaat büyük bir gelişme göstermiştir. İlçede oldukça fazla sayıda zengin tüccar evleri vardı. Kiğılılar İstanbul'da aşçılık konusunda uzmanlaşmıştır. Kiğı'dan Amerika Birleşik Devletleri'ne göç eden çok sayıda Ermeni vardır. Batı Ermenistan'ın Van şehrinde bulunan Ayanis Kalesi'nin kazı çalışmaları sonucunda süslemeleri, tarihe ışık tutan mimari yapısı ile Urartu dönemi hakkında önemli bilgilere ulaşıldı. Urartu Kralı 2. Rus'a tarafından Van Gölü'ne bakan bir tepe üzerine inşa edilen Ayanis Kalesi, süslemeleri, mimari yapısı ve kalıntılarıyla Urartu dönemi hakkında önemli bilgiler veriyor. 2700 yıllık Ayanis Kalesi'nde 30 yıldır kazı çalışmaları sürdürülüyor. Ayanis Kalesi, Urartu kaleleri arasında çok önemli bir yere sahiptir ve halen çok iyi korunmaktadır. Kale, Sipan Dağı ve Van Gölü'nün eşsiz manzarasına sahip bir yerde inşa edilmiştir. Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size Manik Grigoryan tarafından seslendirilen Ermeni halk şarkısı Sari Sovor Yarocan adlı eseri sunuyoruz. Eserin tamamını Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşça kalın.